Sayın seyirciler, para ve maliye politikalarında sıkılaştırma kararı sonrası kamuda da ek tasarruf tedbirleri alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderdi. Taşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören, tanıtım giderleri gibi birçok harcama azaltılacak dedi. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı arttırmaktır. Hazinenin tümenindeki isim Mehmet Şimşek, kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderdi. Genelge ile deprem kaynaklı maliyetler hariç, diğer tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi istendi. Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz dedi. Deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm kamu harcamalarında tasarrufa gidilecek. Taşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören, tanıtım giderleri gibi birçok harcama azaltılacak. Bakan Şimşek genelgeyi G20 dolayısıyla Hindistan'a gitmeden önce imzaladı ve o genelge 17 Temmuz itibariyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi. Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevidir. Bakan Şimşek, kamu kurumlarının 28 Temmuz'a kadar ne tür tasarruflar yaptıklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletmelerini de istedi. Akaryakıta yapılan özel tüketim vergisi zammına ilişkin başlayan tartışmalara Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Artışın depremin bütçe üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflediği ifade edildi. Zammın 2016 yılından bu yana gelen enflasyon artışlarının çok altında olduğunu da vurgu yapıldı. Özel tüketim vergisine yapılan zam akaryakıta yansıtıldı. Benzin ve motorin fiyatları güncellendi. 5 liralık ilave artış eleştirileri de beraberinde getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndansa yanıt gecikmedi. Bakanlık zammın gerekçesi olarak depremin yol açtığı ilave maliyetleri işaret etti. Alınan kararın bütçe üzerindeki yükün etkisini azaltmaya dönük bir adım olduğu vurgulandı. Açıklamada düzenlemenin bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek olacağının altı çizildi. 2016 yılından bu yana vergi artışı yapılmadığına da dikkat çekildi. ÖTV tutarları makti olması sebebiyle enflasyon karşısında erimiştir ifadeleri kullanıldı. Bakanlık açıklamasında ayrıca akaryakıt fiyatlarının Avrupa ile kıyasına da yer verildi. Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumundadır denildi. Değerli izleyenler, orman yangınlarından güzel bir haber geldi. Sıcak gelişmeyi hemen paylaşalım. Mersin Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı. Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye sabah saatlerinden itibaren uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yumaklı, Hatay Belen, Çanakkale, Adana ve Mersin'deki yangınları kontrol altına alma çabalarımız aralıksız sürüyor ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, görüntülerde de ekranlarınıza geldi. Şimdi dün Türkiye'de 19 farklı noktada orman yangını çıkmıştı. Bunlardan 16'sı kontrol altına alınmıştı ve 3'ü devam ediyordu. Bu 3 yangınlardan biri Hatay, biri Mersin, biri de Çanakkale'deydi. Buralara canlı bağlantılar yapmıştık. Muhabirlerle görüşmüştük, son durumu aktarmıştık. Her birinden inşallah bu şekilde güzel haberler gelir. Mersin Gülnar'daki orman yangınının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Dediğimiz gibi dün başlamıştı bu yangın. Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye sabah saatlerinden itibaren uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Şu an görüntülerde de görüyorsunuz. Alevleri görmüyoruz. Dumanların yükseldiğini görüyoruz. Çünkü soğutma çalışmaları da devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındığını duyurdu. Ve Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının da devam ettiği bilgisini paylaştı.